Evet arkadaşlar, şimdi yemeğimizi yedik. Şimdi mısır için Cüneyt ateşi yine hızlandırıyor. Erol da semaverle uğraşıyor ama bu semaveri yapabilecek mi bilmiyorum. Ben yaktım, sen git gelsene kardeşim. Yandı o, çayın hazır olmuş oldu. Ne zaman hazır olur? Yukarıya al, git bak bakalım ne var ne. Ya kurt varsa siz burada tek başına, arabaya binmeyin ha kurt varsa. Nereye binelim? Arabaya saldırır kurt. Kaldırır mı? Bilmiyorum da yani. Arabaya bir şey olmasın yani. Tamam. Hadi bu araba satalım değil mi ya? Ben bir şaka yapıyorum. Yok ya. Şş, kapıdan içeri duman girmesin ama. Duman girer mi oradan? Yok yok, duman bu kadar. Evet arkadaşlar, bu arada Reyna ile Baron da uyuyor, tamam mı? Şimdi ben de buradan gizli gizli gideceğim. Bakalım benim gittiğimi fark edecekler. Hiç arkama dönmeden şöyle yavaş yavaş çıkayım. Hemen yürüyüşe çıkalım. Yediğimizi eritelim. Evet, Baron hemen anladı. Reyna da anladı. Ne kızım? Hemen anladılar. Şöyle yoldan bir yürüyüş yapalım arkadaşlar yukarı doğru. Çünkü 15 gündür doğru düzgün bir şey yememiştim. Diyet muhabbeti var. Şimdi mangal falan yaptık, yedik etmet. Köpeklerle beraber güzel oldu. Burada havada güneş vardı biraz ama şimdi güneş gitti arkadaşlar. Şöyle durduğumuz yer burası. Havada yavaş yavaş kararmaya başlayacak birazdan. Şu an saat 6-7 civarları. Buradan yukarı iki araba gitti. Onlar henüz dönmedi. Belki de buradan yukarıda da daha güzel yerlerde olabilir. Ama burası çok güzel yani. Aa, burada ne var ya? Gel. Oo, burada bir hayvan leşi var. Ne kokuyor diyordum ya. Neyse gitmiyor. Demek ki ölmüş kalmış mı orada? Ne olmuş ya? Haydi. Aferin oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Kıs kıs. Hadi oğlum. Kıs kıs. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Evet arkadaşlar, şimdi bunlar bizim köpeklerimizi. Daha aşağıda kurt izleri vardı ama evet, şurada bakın. Şu ize bir bakın. Bu çakal izi herhalde. Tabii çakal izi, ufak ufak bir hayvan. Aşağıda kurt izi vardı ama. Ama o kurt tabii buradan geçmiştir. Yani aşağı inerken. Bakın burada da bir, evet. Bunlar ufak ufak izler. Nasıl bir iz ya? Bunlar tam bir tinerci izi ya. Böyle iz bu. Bunun herhalde tırnakları yok. Tırnaksız bir iz gördüm ilk defa. Bakın. Orada da var. Aferin oğlum. Aferin kızım. Hadi kızım. Hadi kızım bakayım. Evet arkadaşlar, bu iz bakın. Evet, o kurt geri dönmüş. Bak bu iz köpeklerin izinden değil yani. Eğer köpekse de daha büyük bir köpektir herhalde. Yani tırnağı büyük olan bir köpektir. Çünkü tırnak, bizim köpeklerin tırnakları böyle değil.
Bu kurt izi. Bakın buradan. Bu taze değil ama. Şu an yaylada iz sürüyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bir bu tarafa giden iz var, bir de yukarı giden iz var arkadaşlar. Herhalde o aşağı giden iz, yani kurt sonra dönmüş. Burası böyle nereye gidiyor onu da bilmiyorum ama herhalde Erzurum'a doğru gidiyor burası. Bu Palovit ve Amlakit yaylaları bu dağların arkasında. O taraftan çıkmıştık çünkü geçen geldiğimizde. Baron sürekli beni kontrol ediyor arkadaşlar. Yani arkadan geliyor muyum, ne yapıyorum sürekli. Çok da uzaklaştığı zaman ona kızıyorum normalde. Böyle böyle insansız yerlerde çok olmuyoruz biliyorsunuz. Çok sık olmadığımız için baronu da sürekli böyle telkinlerde bulunuyorum. O da sürekli bana bakıyor yani gideyim mi ne yapayım diye bir bakıyor bana. Ama şimdi o kadar akıllı ki. Kızmasın diye azar yememek için temkinli yürüyor, sürekli beni kontrol ediyor. Şimdi bakın yine kontrol edecek. Bakın şimdi. Arkaya bakıp görüyor bizi, kontrol ediyor, ondan sonra biraz gidiyor, sonra tekrar bakıyor. Görüyorsunuz. Şimdi daha gitmeyecek miyiz bakışı bu. Orada durdu artık, daha gitmez. Şimdi bana bakıyor, daha gitmeyecek miyiz? Şu an tamamen aklı bende. Baron'la bu tarz yürüyüşleri yaptığım, çok yaptım biliyorsunuz, o yüzden benim yürüyüşümden, ona bakışımdan anlıyor artık. Çok şükür. Yani eğitim vermeye çalışmadan kendi kendine bunu kaptı. Şimdi gitmiyor daha. Ben burada duruyorum, o daha gitmiyor. Gitmez yani. Yani çoğu köpekte bu yoktur. Yani benim Pablo'da falan narkoz yapar ama özellikle kangallarda bu olmaz. Mesela Reyna baron gibi değil yani ama çağırdığım zaman gelir. Şimdi biraz daha gideceğiz arkadaşlar şuraya. Tamam şuraya kadar gideyim. Bunlar biraz daha açılsın. Şimdi yine aynısını yapacak. Göreceksiniz.
Şimdi birazdan bir daha bakacak. Bakın şimdi. Yani biliyorum baronu. Yani kesinlikle ilk geldiği zamanlar beni bırakıp gidiyordu. Ama şimdi böyle bırakıp gideyim falan yapmıyor. Ama bu benim için çok iyi çünkü etrafta başka insanlar olduğu zaman, bu kafasını alıp gittiği zaman sıkıntı olur yani. Ama Reyna bakın sürekli bir arayış içinde. Şimdi bu aydan sonra önümüzdeki aylarda da kilo almaya başlarlar biraz. Biraz eskiye göre biraz zayıfladılar. İştahları biraz daha düşük. Zaten yemeklerini de biraz kısıyorum. Hadi oğlum. Hadi bakayım. Şimdi buradan sonrasını gitmeyeceğim artık. Buradan sonra döneceğim. Şu ileriden döneceğim. Bizim Kızılderili kabilesi orada ateşi yakmış. Cüneyt'le Erol çayı hazırlıyor. Daha sonra mısır pişireceğiz. Bakalım bu gece burada kalacağız. Bu da zaten son videomuz. Zaten hava kararacak. Ama önümüzdeki zamanlarda arkadaşlar ben aslında oturak falan aldım, sehpası falan her şeyi yapacağım. Daha güzel bir şekilde kamplarda daha güzel hazırlıklı. Bugün böyle bir ani çıkış oldu arkadaşlar. Doğru düzgün bir şey almadık yanımıza. Hani fenerimizden tabağına kadar her şeyi alacağız. Fener, mener, yani şu an çok eksik var. Sandalye falan yok. Bakın buralardan normal araçlar da çıkamaz yani arkadaşlar. Biliyorsunuz. Yol çok bozuk. Hep taş yani. Belki buradan video çekerken şey gözüküyor ama bakın yani şuralar büyük büyük taşlar. Altı yüksek ve yumuşak lastikli arabaların olması lazım. Yoksa lastik kesilebilir. Kamp için gerekli biraz daha alışveriş yapacağım. Birkaç malzeme daha almamız gerekiyor. Ondan sonra böyle gece videoları da çekeceğiz. Burada kurt varsa sürü halinde vardır ya. Bizi mangal yaparlar burada. Baksana şöyle. Şimdi baron yine beni bekliyor. Şimdi çağıracağım onu. Gelecek. Baron! Gel oğlum. Gel buraya. Gel buraya. Aferin, gel bakayım. Hadi. Gel oğlum. Gel buraya. Reyna gel. Reyna gel kızım. Aferin oğluma benim. Aferin oğluma. Tamam. Gel bakayım. Gel kızım bakayım. Gel buraya kızım. Gel buraya. Aferin benim kızıma. Gel bakayım. Aferin. Aferin benim oğlum. Aslanlarım benim. Şimdi benim için arkadaşlar bu her şeye değer yani. Bakın. Köpekler yanımdan ayrılmıyor. Çağırınca geliyor. Bana yeter yani. Herhangi bir sıkıntı olacağı zaman da eminim ki canı pahasına bizi korurlar burada. Aslında
bizi korumalarına gerek kalmaz. Biz kendimiz de koruruz ama olsun, onların bunu bize hissettirmesi önemli. Bakalım çayı yapmış mılar yani, inşallah çay hazırdır. Şu an hiç çekmediği kadar canım çay çekti yani şurada, çünkü yemek yedik, buranın havasından mı ne, gerçekten canım çayı çekti bu sefer. Yani normalde çayı severim, her gün çay içiyorum. Bu Reyna'yı görüyorsunuz, bakın sürekli bir arayış içinde. Bir şey gördü orada bak. Bu avcılık konusunda, hedefe kitlenme konusunda Reyna çok iyi arkadaşlar, gerçekten. Ok gibi yani, gerçekten ok gibi. Eğer bir koyun sürüsü, böyle inek sürüsü fark etmez, tam sürüyü koruyacak köpek yani. Baron da öyle. Baron Reyna kadar böyle şey değil, nasıl söyleyeyim, keskin değil yani. Reyna çok keskin. Bakın nasıl böyle bir sürekli, tamam mı, radarları açmış, tamam mı? Şimdi oralarda tam artık bir şey var yani, ne var artık bilmiyorum da. Boşuna oralara yalandan gitmiyor. Arıyor bir şey yani. Yani bakın buraya geliyoruz ya, şimdi her taşın altına bakıyor, ne var? Araştırmacı gazeteci Reyna. Reyna. Baron da hiç öyle bir şey arayayım bulayım falan, hiç umurunda değil yani. Oturur Reyna'yı izler yani. Ama Reyna'nın yardıma ihtiyacı olduğu zaman uçar. Buralarda değişik bir taş. Hep taşlık burası yani. Aşağıdaki yerleşim yerinde böyle Karadeniz dağ köpeği ile Kafkas köpeği karışımı bir köpek vardı. Böyle değişik bir tipi vardı.
Bayağı bir arabanın peşinden geldi yani, bayağı hırslı bir köpek. Baronlar yine de ona çok üstten ara, biz tabii hızlı gittik ama bayağı bir tartıştılar yol boyunca. Sonra o gelmeyi bıraktı. İnşallah bu gece gelmez yukarı yani. Hadi gel. Bugün Reyna ile Baron için güzel bir gün oldu arkadaşlar. Gerçekten bu derenin kenarında, derenin suyundan içtiler. Buranın otundan yediler. Bir de bu havayı soludular yani. Buranın havası gerçekten çok iyi. İlk geldim biraz kesti beni ama şimdi alıştım. Şu şeyin yanına gidiyorlar yine ya. Hayır! Reyna! O nasıl bir şeyse arkadaşlar, sadece yünü kalmış orada yani. Çürümüş herhalde. Kokusu da var ama çok fazla değil. Bakın şu izleri göstermiştim. Hiç tırnaksız bir iz. Belki özürlü bir tilki olabilir. Tırnağı yok. Bak şeye gittiler ya. Reyna! Hayır! Bırakın onu, hadi gel. Burada o hayvanı yiyen yaratıklar da olabilir. Yani vahşi hayvanlar, ayı mayı, artık neyse bu. Biraz kokuyor, çok yanına gitmeyeceğim. Hadi, hayır, hayır! Baron, hadi gel, hadi gel! Mideniz bulanmıyor mu ya? Yani ölmüş bir, acaba belki de kurt murttur yani. Böyle koyun boyun olacağını sanmıyorum. Ya keçidir ya kurttur, biraz tüylü bir şeye benziyor. Evet, görüyorsunuz. Arabanın çamurluğu kopmuş. Helix. Helixler yaylaya çıkarken parça dağıta dağıta çıkıyor. Ondan sonra Toyota iyidir. Aa, size Toyota. Bir tane Helix çamurluğu var burada. Lan yiyor musunuz? İyi de. Aferin. Gelin bakayım. Hadi bak. Mısırı pişirmeye başlamışlar yani. Dur oğlum, hayvan oğlu hayvan. Dur. O. Afiyet olsun. Bu kadar erken niye başladınız ya? Bir tane gel.
Yemin sahipsin sen ulan değil mi? Yemin sahipsin, çıkartıyorsun. Sen gittin ateş yanmaya bir başladı var ya. Seni bekliyormuş oğlum ateş. Yani havaları niye aldınız oradan? Evet arkadaşlar, mısırı yiyeceğiz şimdi burada. Çay olmadı mı daha? Oldu, çökmesini bekliyoruz güzelce. Bakalım. Evet, siz et yediniz, mısır yok. Mısır yok. Otur, hadi, tamam. Otur, otur. Hadi. Bak. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdi bir mısır yemeği işine de bir bakalım nasıl oluyor. Oğlum onları niye pişirdin hemen ya? Daha biz yoldayız, pişirdin onları ya. Ben yerim hapsın sıkıntı. He? Daha yok mu? Olmaz mı? Burada görmeyeyim. He iyi, tamam o zaman. Tamam.